Ne oldu kuzum? Ne düşünüyorsun? Babaannem hiç iyiye gitmiyor. Ne yapsam boş. Hiçbir işe yaramıyor. Hele sonu yaptım. Akıl alır gibi değildi ama yine de denedim. Ne yaptın ki? Anneme sakın söyleme ama. Dün gece Ali Fırat'la konuşmaya çiftliğe gittim. Ne? Bu yüzden böyle fırlayıp gittin evden. Evet. Babaannem için çok korkuyorum abla. Doktorun yapmayın dediği ne varsa hepsini yaptık. Aldık kadını buraya getirdik. Her şey daha da beter oldu. Son çare o adama çiftlikte kiracı olmayı teklif ettim ama o ukala kendini beğenmiş. Küçük kalpli adam dinlemedi bile. Özür dileyip yalvardım bir de. Ne? Özür mü diledin? Sen o hadsiz adamın karşısına geçip özür mü diledin? Yaparsın böyle bir şeyi. Senin hiç mi gururun yok? Babaannem için yapmak zorundaydım. Aferin. Değdi mi bari? Ben çok mu istedim sanıyorsun o adamın ayağına gitmeyi? Mecbur kaldım işte. Babaannemin halini görmüyor musun ya? Birazcık umudum olsa yine gider, yine yalvarırım. Zümrüt Hanım için kendini bu kadar aşağılaman yeter. Onun için kendini paralayacağım diye yapman gereken asıl şeyleri unutuyorsun. Hani iş bulacaktın? Hani her şeyi halledecektin? Halledeceğim. Sözümün arkasındayım. Halledecekmiş. Ne iş başa düştü? Ne yapabilirsin anne? Ondan bundan borç alarak kurtulamayız. Bu öyle geçici bir durum değil. Eski düzenimiz kalmadı. Bunu kabul edelim artık. Asla. Asla kabul etmeyeceğim.